Emre Kılınç, Mert Hakan herkes konuşuyor ya. O sorun çoktan çözülmüş Sivas'ta. Diyorlar ki sezon sonuna kadar oynayın kardeşim. Ha isterseniz gelin sözleşme yapalım. Mevcut başkanın bakış açısı bu. İsterseniz gelin yeni sözleşme yapalım. İstemiyor musunuz? Sezon sonuna kadar oynayın. Bu takım şampiyon, şampiyon. ikinci ikinci nerede en iyi şekilde bitirsin. Ondan sonra istediğiniz yere tabii ki tutamazsın. Zaten adamın sözleşmesi bitiyor. Ondan sonra giden gitsin diyorlar. Çok netler yani bu konuda. Öyle Sivas Spor, Devre adası, ne yapacak? Sancılı takım vesaire gibi konuşuyoruz ya biz. Hiç öyle bir durumları yok. Gayet Allah her şey... Allah korusun net. Volkan. Allah korusun. Ya Tabii kere. ki yani şampiyon olacak demiyorum ben. Mert Hakan'la şimdi Emre Kılıç'ın yerine koy kendini. İyi bir durumdasın. İyi teklifler alıyorsun. Sürekli ön plandasın. Ayağını toptan çeker mi diyorsun? İkinci yarıda şey ayağını mi? toptan çeker mi? Benim duyduğum çocukların ikisi de çok karakterli, çok kaliteli çocuklar. Ben de öyle duydum. Ee, ben, yani ve anlattıkları yani şimdi sözleşme e uzatmayan ya bak sözleşme ya... uzatmayan oyuncuyla ilgili yönetici güzel konuşmaz, iyi konuşmaz. Ama iki çocukla ilgili de pırıl pırıl diyorlar. Herhangi bir en ufak ya Fener maçında izledik işte niye sakat adamın Ocak ayında transfer olma ihtimali var. İkisi de kendini yırttı. Böyle bir durumda adamlar niye toptan ayağını çeksin? Bu arada olursa şampiyon Sivas Spor tarihe, tarihe geçme fırsatı Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a, Beşiktaş'a transfer olabilirsin o, e, Haziran ayında da. Sivas tarihine geçiyor da e, Bursa tarihine geçen oyuncuların da biliyorsun şu bu... an birçoğu nerede olduğunu Niye abi? Sen? Niye? Bursa Spor'un tarihindeler sonuçta. Hiçbir zaman silemeyeceksin onları Bursa ya, Spor, Spor, Spor tarihinde. Bursa Spor küçülmeyecek sonuçta. Fark etmez. Sonuçta bu oyuncular genç oyuncular. Şimdi Mehmet Yıldız ben... diye bir adam var. Bak... Sivas Spor tarihine kazınmış bir adamdır. Bunu Kim? E, Mehmet Yıldız mesela. Bundan 10 yıl önce belki en son maçını oynadı ama hala hepimiz hatırlıyoruz. Mert Hakan'ı da, Emre Kılıncı da Sivas Sporlu olarak, şampiyon yapan oyuncular olarak hatırlayabiliriz. Böyle bir risk var. Yani sonuçta bu futbolcular kafalarında bu soru işareti olduğu sürece ligin ikinci yarısında bence e, bunun handikapını yaşayabilirler. Ha Sivas Spor'un gönül ister ki zirvede olsun, sonuna kadar götürsün. Bunu ben de isterim. Bir futbol sever olarak isterim. Ama ligin ikinci yarısında e, şartlar değişecek. Büyük, Tabii takımlar, ki büyük takımlar, sert büyük takımlar, büyük takımlar, yani Galatasaray transfer yapacak, Fenerbahçe belki bir iki doğru hamlede bulunacak, Fenerbahçe teknik anlamda da ne olacağını bilemiyoruz. Ama Beşiktaş maçı bir kırılma maçı e, kazanılması durumunda Ersun Yanal'la en azından bu sezonu sonuna kadar gideceğini düşünüyorum. E, ve Fenerbahçe maçlarına baktığımızda evet eleştiriyoruz, ama Fenerbahçe maçlarında bir mücadele, bir coşku görüyorsunuz. Burada Ersun Yanal volkana katılıyorum radikal bir karar almak zorunda. Emre evet çok önemli bir oyuncu ama Emre Belezoğlu olduğunda bu takıma direnci özellikle deplasmanda çok da istenen düzeyde de olmuyor. Yap yapıp çekileceğim. Emre zaten bu takıma 34 maç 90 dakika oynasın diye transfer edilmedi. Emre'nin bunu yapamayacağını zaten hepimiz biliyoruz. Dinlenmesi gerekiyorsa dinlendirmelisin. Bundan çekinmemelisin. Doğru. Yani Emre Belezoğlu e, son dakikalarda oyuna girse Fenerbahçe'nin ihtiyaç duyduğu anlarda belki ön tarafta inisiyatif kullanabilse Fenerbahçe için daha faydalı da olabilir. Ee, burada işte Ersun Yanal'a düşen görev bu. Max Kruse e, konusunda da Fenerbahçe'nin özellikle son e, göz kaybettiği maçlara baktığımızda, deplasman maçlarına baktığımızda Göztepe maçında da Sivas maçında da hep kritik anlarda onun kaçırdığı pozisyonlar vardı. Hele Sivas maçında eee Göztepe'deki, e, egoistli, de. Göztepe'deki de yani Alman center for ya da Alman forvet oyuncusunun o kafayı <laughs> içeri atması lazım. Maç 0-0. 1 -0. 0 sen öne geçeceksin. Ya e, da Sivas maçında 6 pasın üstünden üstten alta vuruyorsun. Maç 1-1 oluyor orada. Ama Devreye 1-1 e, bir bir giriyorsun yani. Sivas maçındaki e, iyi niyetli görmedim o pozisyonu. Yani orada... Yok iyi niyetli öyle bir şey söyleme abi. Hayır Ona hayır. Şöyle yani o golü kendisi atmak istedi. Aslında buna abi biraz vur ihtiyacı var. Abi vuracak ama yani onu vurmak ama zorunda. Ama orada var. sağ çekse, sağa verse daha doğru. O doğrusu kaliteyle vuracaksın abi. E, Fenerbahçe için de oğlum ne olabilir? Bu arada zamanımız da daralıyor. Galatasaray'la alakalı da konuşalım Tabii. istiyorum. Nevzat Dindar, e, baş, e, sayın Yusuf Güney'in değerlendirmelerini geride kalan dakikalarda gördük. O kayyum ihtimaliyle alakalı ne düşünüyorsun? Burada konu e, konuyu nasıl özetleyebilirsiniz, nasıl toparlayabilirsin ve elbette Babel mevzusu da var. FIFA'ya bir şikayeti e, bulunuyor, Hollandalı futbolcu alacaklar sebebi. Nevzat Dinler'in özel haberi. Evet. Bu arada. evet, evet, Reklamını evet da abi. ben yapayım. Kerem yapma. Teşekkürler. <laughs> ee, yani Babel haberinden başlayacak olursak Babel e, Galatasaray'da maaşların, ücretlerin zamanında ödenmemesi den dolayı Babel'in e, yaptığı bir adım. Evet. E, belki Babel bunu daha önce yapmış olabilir. Beşiktaş'ta bunu yapan başka oyuncular da vardı. Ama Galatasaray buna alışık değil. Ben Galatasaray'da çok karakterli yabancılar gördüm. Sayın Abdurrahim Albayrak göreve geldiğinde hep işte daha sonra Gomis'le alakalı yok işte bir takım açıklamalar oldu ama 6 aydır, 3 aydır, 5 aydır ödenmeyen maaşlar vardı. Buna rağmen tek bir oyuncunun bile çıkıp da e, kulübe ihtarname gönderdiğini, bunun bir kopyasını FIFA'ya gönderdiğine ben şahit değilim. Galatasaray'da hep bu para isyanı hep Volkan Sandıya'yı hatırlarsın. Yani bir gazeteci olarak ga, gazete sayfalarında okumuşsundur. Dolayısıyla Babel'in bu hareketi çok yadırgandı. Bir, belki yaptığı profesyonelce bir hareket ama Galatasaray'da kabul görmez ve yadırgandı onu söyleyeyim. Eee maaşı sadece Galatasaray Babel arasında yapılan özel bir kontrat var. O kontrat çerçevesinde FIFA'nın belirlediği yasal sınırlar dışında oyuncu ile Galatasaray arasında yapılan kontratta Galatasaray dört günlük bir aşım var. Dört günlük bir gecikme var. Ha kulüp içerisinde başka problemler var işte. Onlar ayrıca haciz, kayın, şuydu buydu. Ee, Abdurrahim Albayrak'ın gayretiyle ve kefaleti, şahsi kefaletiyle Bankadan alınan kredi çerçevesinde futbolculara ödemeler yapıldı ve bu krizde e, sonlandırıldı. Ama bir yere yazıldı bu. Yani Babeli'nin ismi bir yere yazıldı. Bunda bir etkiyi bir, bir söyleyebilir miyim? Tabii. Ee, belki sana garip gelecek ama ben mesela şöyle bir şey duydum. Şimdi futbolcular hep Galatasaraylı, Fenerbahçe'li, Beşiktaşlı olarak ayırıyoruz ya biz. Aslında hepsi birbiriyle görüşüyor arkadaş evet. bir yerden, milli takımdan eski takımından vesaire. Hepsi birbirleriyle birbirlerinden inanılmaz haberleri Vatandaş var. olabiliyorlar. Vatandaş olabiliyorlar. Mesela Galatasaray'daki kazanın, bu konudaki kazanın kaynamasının etkisinin, bir tane etkisinin şu olduğunu duydum. Bundan bir buçuk ay önce Fenerbahçe bütün geçmiş ödemeleri yapmış. Yabancı yerli, herkese. Bundan sonra, tabii bu duyuluyor hemen. Galatasaray, Fenerbahçe'de bütün paralar ödendi diye. Bundan sonra biz niye alamıyoruz? Konuşmalarının takım içerisinde başladığına yönelik bazı şeyler duydum. Babel'de bunun bir etkisi, etkisi sonucu olabilir. Olabilir. gerçi Fenerbahçe'de de çok sağ içine olumlu yansıdığını Hayır, hayır şu anlamda söylüyorum. Fenerbahçe 4 ay 5 ay geriden geliyordu. Maşallah. Bana bir gün bir yönetici nedir biliyor musun? Böyle çok samimi bir şekilde konuşuyoruz. Bu arada son 3 dakikamız. Ya dedi ki biz dedi bu paraları öderek doğru mu yapıyoruz acaba? Ne zaman para versek bu takım yeniliyor dedi tamam mı? <laughs> Rahatlama oluyor değil mi? Rehavet oluyor. Rehavet <laughs> oluyor. Para vermezsek daha iyi oynuyorlar demişti. Kayyum ihtimali nedir? Kayyum ihtimali var. Bunu yöneticiler de dile getiriyor. Belki bunu e, direkt kayyum olarak nitelendirmek e, ne derece doğru olur bilemiyorum ama sonuçta halkın anlayacağı şekilde bunun adı kayyum yani e, açılan başka bir dava var o davanın Yönetimin düşmesi o davanın e, çerçevesinde bir yasal süre var o yasal süre sona erdi normalde son mahkemenin aldığı kararla beraber e, kulübün seçime gitmesi gerekiyor iken ki onlara göre kulüp gitmedi Dolayısıyla e, gereğinin yapılması Bu da kayyum riski. alınması gereken önlem sadece seçime gitmek ben şunu söyleyeyim. Başkan gitmeyecek. Mustafa Cengiz gitmeyecek. Bu mahkeme süreci devam edecek öyle gözüküyor. Ee, bu tartışmalar da bitecek bu gibi değil. Bu bir inatlaşma yani. mı sence? Bu, ta, bu, bu tamamen bu, siyasi malzeme artık. Ya Yani bu inat, kulüp bak ettim, sana bahsedelim. şöyle söyleyeyim. Mustafa Cengiz ve ekibi kesinlikle ayrılmak niyetinde değil. Bırakmayacaklar. Ben Mustafa Cengiz'in bu sorunu çözme niyetinde de olduğunu düşünmüyorum. En son Çünkü kendisine yarıyor. Yani şöyle bu tartışma ortamında doğru taraftar desteğini alan Sayın Mustafa Cengiz'e yarıyor. Korkum o ki bir gün Galatasaray'da polis zoruyla bazı şeylerin Yok olması. Yok ya olmaz. o noktaya... Olmaz ya. Olmaz değil mi? Gerçi bir hukuk, sene önce kayyum demiştin. bir sene önce. Bu, bu ülke hukuk Millet devleti. makara yapıyordu. Ve e, sonuçta Galatasaray'da e, belki bu tartışmalar olur ama Sağ için o, umarım yansımaz. Teşekkür ediyorum Nevzat Dindar, Gerçekten. Volkan Demir. E, Biz ayrılan sürenin de sonuna geldiğimizi söyleyelim. Galatasaray'dan bahsettik. Sarı Kırmızı'lıların Zira Türkiye Kupası'nda Tuzla Sporlu oynadı. O çok konuşulan maçların özet görüntüleriyle noktayı koyuyoruz programımıza. Herkese mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.